Şimdi hemen ekran paylaşayım. Amacımız burada bayağı soru var çünkü. Onun sorularını yaparız birlikte. Evet, daha sonra sen yine MEP kazanımdaki sorulara da bakabilirsin. Bu arada dersimiz kaçta bitecekti? 40 dakika hocam ders. Tamam. Evet, şimdi hemen şöyle açayım. Sayfa 74'teydi. Bakmıştım senden önce. Evet, koligatif özellikler. Şimdi Özgür, koligatif özellikler dediğimiz şey, hatırlarsan bir çözeltinin derişimine bağlı özelliklerine biz koligatif özellikler demiştik. Derişime bağlıydı ama. Yani koligatif özellikler de çözeltideki şey çok önemli. Taneciğin derişimi çok önemli. Hatta bir formülümüz de vardı, konuşacağız şimdi. Şimdi bizim dört tane koligatif özelliğimiz var. Yani taneciğin derişimine bağlı bir çözeltide dört tane özellik değişiyor. Bu dört özelliğin bir tanesi kaynama noktası yükselmesi. Biz buna aynı zamanda ebiliyoskopi diyorduk. Hatta bir de ebiliyoskopi sabitimiz vardı hatırlarsam. Bir donma noktası düşmemiz vardı. Kriyoskopi sabiti demiştik. Buhar basıncı düşmesini Raoult kanunu adı altında anlatmıştık. Bir deneyimiz vardı, ozmoz vardı hatırlarsan. Şimdi bunları hemen tek tek değinmeye çalışacağım. Şimdi önemli olan yerleri anlatacağım. Ondan sonrasını soru üstünde çünkü biraz soru çözümünü de görmeni istiyorum. Şimdi koligatif özellikler diyor. Bak burası çok önemli. Koligatif özellikler toplam tanecik derişimiyle orantılıdır. Tanecik derişimi arttıkça bu söylediğimiz koligatif özelliklerin değişimi de artmış oluyor. Bak şimdi ne diyor? Toplam tanecik derişimi artarsa diyor. Bir kere eğer kaynama noktasını inceliyorsan kaynama noktan daha da artar. Yani bir çözeltideki tanecik derişimi ne kadar fazlaysa kaynama noktan o kadar artar, donma noktan o kadar aşağı çekilir, ozmotik basıncın yine o kadar artar. Şimdi kaynama noktası arttığı için hatırlarsan uçuculuğun ne olacaktır? B o kadar azalacaktır. Yine kaynama noktası arttığı için bunlar çünkü hep ters orantılıydı hatırlıyorsan. Buhar basıncın bir o kadar düşecektir. Eğer çözünen madde elektrolit ise yani ne demek istiyoruz? Elektrik akımını iletiyor ise o zaman ne kadar çok tanecik varsa çözelti elektrik akımını o kadar iyi iletir. Yine ne kadar çok tanecik varsa moleküller arası etkileşimde ne olacaktır? Daha da artacaktır. Bunlar çünkü yorum sorularında bazen gelebiliyor karşımıza. O yüzden çok önemli. Zaten dersin çekimini de yapıyorum. Sonradan izlemek istersen tekrar izleyebilirsin. Tamam mı? Şimdi önce kaynama noktası yükselmesiyle başlayalım hatırlarsan ve biz buna ebiliyoskopi demiştik ve şöyle söylemiştik. Saf bir çözücü de eğer uçucu olmayan tuz ya da şeker gibi bir katı atıp çözersen moleküller arası etkileşim artacağı için çözeltinin kaynama noktası saf çözücünün kaynama noktasından daha fazla olur demiştik hatırlarsan. Ve şöyle örnek vermiştik. Mesela suyun kaynama noktası nedir? İşte 100 derecedir, değil mi? Sen aynı koşullarda suyun içerisinde mesela bir tuz çözersen bunun kaynama noktası mutlaka 100'ün üzerinde olacak. Ha işte ne kadar üzerinde olacağını da kim belirliyor? Tanecik derişimi belirliyor. Hani az önce dedik ya çözünen tanecik derişimi artarsa kaynama noktası o kadar artar. Dolayısıyla bu A tamamen çözeltideki tanecik derişimiyle alakalı bir durum. Ve bizim bir tane formülümüz vardı hatırlarsan. Formülümüz şuydu. Delta TK eşittir değil mi? KK çarpı molal çarpı iyon sayısıydı hatırlıyorsan. KK dediğimiz şey zaten ebiliyoskopi sabitiydi ve su için değerini bize hatırlıyorsan 0,52 veriyordu zaten soru.
Molalite dediğimiz içerisinde çözülen taneciklerin maddenin molalitesi, iyon sayısı dediğimizde eğer iyon veriyorsa bunların sayısıydı hatırlıyorsan. Şimdi şöyle bir grafikten defterimize de çizmiştik hatırlarsan. Grafik şöyle söylüyor. Bak burada dikkat edersen şu pembe çizgiye bak lütfen. Bu saf suya ait bir grafik ve dikkat edersen 100 derecede kaynamış ve kaynama esnasında sıcaklık sabit. Neden? Çünkü saf maddelerin hal değiştirirken sıcaklıklarını ne demiştik? Biz sabit kalır demiştik. Ama şu mavi olan bir tuzlu suya, bak yazmış buraya tuzlu su ya da işte ne bileyim şekerli suya ait bir şey. Şimdi dikkat edersen sen saf suyun içerisinde uçucu olmayan tuz ya da şeker gibi bir şeyi çözdüğünde bir kere bunun 100 derecede kaynama ihtimali yok. Yani mutlaka 100'ün üzerinde kaynayacak. Şimdi dikkat edersen 100 artı A'da bak kaynamaya başlamış. Kaynamaya başladığını nereden anladım? Bak düz çizgi çıktı. Ondan sonra çizgi böyle hafif hani kırıldı. Çok net belirli olmuyor ama hani böyle hafif bir kırıklık var. Dolayısıyla şurası artık tuzlu su ya da şekerli su fark etmez. Bunun kaynama noktası. Şimdi buralarda kaynadı tamam mı? Kaynıyor, 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 kaynıyor. Şurada dikkat edersen çizgi yeniden ne oldu? Düzleşti. Ve buna şey demiştik hatırlıyorsan. Ne demiştik? Çözeltinin değil mi? Doygunluğa yani doyduğu an değil mi? Doygunluğa ulaştığı an demiştik. Çünkü doygun çözeltiler aynı saf sıvılar gibi hal değiştirirken ne oluyordu? Sıcaklıkları sabit kalıyordu hatırlıyorsan. İşte bu şuradaki delta TK'yı bulabilmek adına işte kullanacağımız formül işte buradaki delta TK eşittir KK çarpı molar çarpı iyon sayısı formülü. Tamam mı? Şimdi bölgelere istersen şöyle bir bakacak olursak bak birinci bölge diyor. Tamam mı? Birinci bölge. Şurayı bir sileyim. Grafikten inceleyelim. Şöyle. Şimdi bak birinci bölgeyi yorumlayalım seninle. Birinci bölge dediği şu bölge oluyor. Yazıyor zaten. Doymamış bir çözelti ısıtıldığında kaynama noktasına kadar sıcaklığı artar diyor. Ve içinde uçucu olmayan madde çözüldüğünde moleküller arası etkileşim arttığı için kaynama noktası da artar. Ve tabii ki nereye çıkacak? Kaynama 100 derecenin üstüne çıkacak. Birinci bölge şu bölgeyi kapsıyor. Yani şu bölge. Tamam mı? Şimdi %10'luk diyor çözelti için. Şimdi ikinci bölgede ne başladı? Bak ikinci bölgede artık kaynama başladı. Çünkü şurası kaynamanın başladığı anda hatırlarsan. Şu bölgede kaynama başladı. Bak ne diyor? Sıvı kaynamaya başladığında buharlaşma maksimum düzeye ulaşır. Su buharlaşır ve buharlaştıkça derişim ne oluyor? Artar. Derişim arttığı için de çözelti artık yavaş yavaş ne oluyor? Doygun hale gelmeye başlıyor. Şimdi gözünde canlandır. Bir şekerli su yaptın sen. Ve bunu koydun. Doymamış bir şekerli su yaptın. Bunu cezveye koydun. Şimdi cezvedeki su kaynayınca sular ne oluyor? Buharlaşıyor. Buharlaştıkça içerisindeki çözünen maddenin molü değişmediği için derişimi ne oluyor? Artıyor. Anlatabildim mi? Çözeltinin derişimi bir noktadan sonra artıp yavaş yavaş şekerler dibe çökmeye başladığında çözelti ne oluyordu? Doygun oluyordu. Ve biz bu tür çözeltilere ne diyorduk? Doygun çözelti diyorduk. Ve doygun çözeltiler hal değiştirirken sıcaklıklara ne demiştik Özgür? Sabit kalıyor demiştik. Hatırladın mı buraya kadar? Evet hocam. Şimdi bu bölgede bak çözeltinin sıcaklığı artar diyor. Şimdi bu bölge dediği ikinci bölge bu arada. Yani şurası bak buralardan soru geliyor çünkü. İkinci bölgeyi göstereyim sana şu. Şimdi şu bölgede bu adam kaynıyor ya. Şimdi kaynadığı için bir kere şeyi ne olacaktır? Hemen şuradan bakalım. Sıcaklığı ne oluyor? Artıyor. Değil mi? Yani doymamış çözelti olduğu için sıcaklığı artıyor. Ancak kaynadığı için buhar basıncı değişmiyor. Çünkü kaynama neydi? Çözeltinin buhar basıncı ile ortam basıncının eşitlendiği anda hatırlarsan. Dolayısıyla çözeltinin buhar basıncı değişmeyecek. Peki çözücünün kütlesi azalır diyor. Neden? Kaynıyor. Sular ne yapıyor? Buharlaşıp uçup gidiyor.
Çözünenin kütlesi değişmez diyor. Çözünene bir şey yapmadık ki. Dolayısıyla çözünen hala çözeltinin içerisinde. Dolayısıyla çökmediği sürece tabii ki o bölgede daha çökme yok. Çünkü doygunluğa ulaştığı bölge hatırlarsan. Doygunluğa ulaştıktan sonra çökme başlayacak. Anlatabildim mi? Dolayısıyla çözünenin kütlesi değişmiyor. O zaman çözeltinin derişimi artıyor. Yani şeker tadı ne oluyor? Yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ve bu durumda çözeltinin tabii ki ne olacaktır? Öz kütlesi de artacaktır. Yani yoğunluğu artacaktır. Şimdi üçüncü bölgede bak neler oluyor. Üçüncü bölge şurası. Üçüncü bölge şurası. Şimdi üçüncü bölgede bu çözelti artık doydu mu? Doydu. Yani şöyle bir su vardı. İçerisi şekerli su vardı. Bu kaynadı, 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 kaynadı. Artık sular ne oldu? Azalmaya başladı, değil mi? Dipte ne olmaya başladı? Şekerler çökmeye başladı. Yani çözelti artık ne oldu? Doygunluğa ulaştı. Çünkü şu C noktası çözeltinin doygunluğa ulaştığı an. Şimdi bak bu C noktasında ne oluyor? Üçüncü bölge. Çözelti diyor doygun olduğunda su buharlaşmaya devam eder. Buharlaşan su oranında çözünen madde yavaş yavaş ne olmaya başlar? Çökmeye başlar tabii ki. Ve bir noktadan sonra artık derişim ne oluyor? Sabit kalıyor. Çünkü katısıyla dengede olan doygun çözeltilerin derişimi sabittir. Sen istediğin kadar kaynat. Su ne kadar azalırsa o kadar çok katı çökeceği için derişim sabit kalır. O yüzden zaten kaynama noktası düzleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu bölgede çözeltinin sıcaklığı değişmez ki dikkat edersen düz çizgi şurada. Şurada düz çizgi. Kalemim nerede yahu? Şurası. Düz çizgi. Sıcaklık ne oluyor? Değişmiyor. Kaynama hala devam ettiği için buhar basıncı ne olacaktır? Değişmeyecektir. Çözücü kütlesi tabii ki yine azalmaya devam ediyor. Kaynıyor çünkü. Çözeltideki çözünen kütlesi azalır. Neden? Çünkü kabın dibine yavaş yavaş ne olmaya başlar? Çökmeye başlar. Oluyor. Aynen öyle. Çözeltinin derişimi zaten bu yüzden değişmiyor. Çünkü ne kadar su uçarsa o kadar dibe ne oluyor? Katı çöküyor. Dolayısıyla tat, işte derişim, öz kütle bunlar hep aynı kapıya çıkar. Bunlar ne olmuyor? O noktalarda değişmiyor. Bunlar olayın yorum kısmıydı. O zaman bizim aklımızda tutacağımız şey şu. Saf bir çözücü de uçucu olmayan tuz ya da şeker gibi bir madde çözdüğünde çözeltinin kaynama noktası artıyor. Kaynama noktası arttığı için buhar basıncı ne oluyor? Azalıyor ve bu çözeltideki kaynama noktasındaki artış tamamen çözeltideki taneciklerin derişimiyle alakalı. Çünkü buralarda çok oyalanmak istemiyorum. Sayısal soruları da göstermek istiyorum sana. Donma noktası da yine bunun aynısı, sadece ters mantık. Bu kez de diyoruz ki saf bir çözücü de uçucu olmayan tuz ya da şeker çözersen donma noktasını ne yaparsın? Bu kez de aşağı çekersin. Hatta şöyle söylemiştik, kış aylarında işte yolların tuzlanması, ne bileyim kış aylarında uçakların mesela işte alkollerle yıkanması ya da araba radyatörlerine işte antifriz konması. Bunlar neydi? Hep donma noktasını düşürmek için yapılan çalışmalardı. Ve buna da biz kriyoskopi olayı diyorduk. Burada da formülümüz aynı. Delta T de yani donma noktasındaki düşüş eşittir. KD çarpı molar çarpı iyon sayısı diyeceğiz. Buradaki KD zaten su için veriyor biliyorsun genelde. KD'nin değerinde 1.86 diye zaten bize veriyor. Şimdi burada da grafik dikkat edersen bak şu pembe saf suya ait bir grafik. Çünkü 0 derecede donmuş ve gayet bak çiçek gibi düz çizgide donmuş. Ama şu mavi çizgi işte artık tuzlu su mu dersin, şekerli mi su dersin, başka bir şey mi hiç fark etmez. Ama dikkat edersen 0 derecede donmamış. Çünkü safsızlık var içerisinde. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Bak eksi B derecede donmaya başlamış. Nereden anladım? Bak çizgi böyle hafif ne oldu? Kırıklaşmaya başladı. Şurası çözeltinin doymamış hali. Şu noktadan sonra yani düz çizgiye geçtiği andan itibaren yine burada da çözelti doygunluğa ulaşıyor. Yani değişim sabitleniyor. Dolayısıyla donma noktası sabit bir şekilde ne oluyor? Devam ediyor. Tamam mı? Şimdi hemen sayısal sorulara şöyle geçmek istiyorum. Burada sayısal sorular var.
Şurası çözümlü örnek. Şimdi biz şöyle 52'den başlayalım istersen. Bak ne diyor? 0,2 molar kalsiyum klorür çözeltisinin kaynama noktası 100 artı 0,6 B'ymiş. Tamam mı? Ve bizden 3 molar alüminyum sülfatın kaynama noktasını soruyor. Şimdi ben bu tür sorularda hemen şöyle yapıyorum. Çok fazla çıkıyor çünkü bu tür sorular. Formülü yazıyorum, tamam mı? Kaynama noktası delta TK eşittir KK çarpı molal çarpı iyon sayısı benim esas formülüm. Bunu unutmayacaksın zaten. Unutma gibi bir şansın yok. Şimdi önce şey için konuşalım. Kalsiyum klorür için konuşalım. Sonra da alüminyum sülfat için konuşalım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Kalsiyum klorür de olsa, alüminyum sülfat da olsa. Bunun sen ikisini de suda çözmüyor musun? Suda çözüyorsan o zaman buradaki KK'lar ne olacaktır? Sabit olacaktır. Aynı değer yani. Hiç işleme katmana gerek yok. Bak ne diyor? Kalsiyum klorür için 100'ün 0,6 üstüne çıkmış. Yani kaynama noktasındaki değişim 0,6. O zaman ben değişime ne yazıyorum? 0,6 yazıyorum. Delta TK'yı eşittir. Şimdi buradaki molal, ama biz oranlama yapacağımız için buradaki verilen moları molal gibi düşünebilirsin. Ama molal almak zorunda aldığımız sorular da var. Söyleyeceğim onları da. Şimdi dolayısıyla maddenin molalini molar gibi düşünebilirim. O yüzden 0,2 yazdım. Kalsiyum klorürden kaç tane iyon gelecek? 2 tane klordan, 1 tane de kalsiyumdan gelirse 3 tane iyon gelecek. Şimdi Özgür, bak buranın şeyi 0,6. Yani 0,6 çarpım 0,6 kadar etki yapıyor. Anlatabildim mi? Şimdi aynı şeyi alüminyum sülfat için arıyorum. Ben burayı arıyorum. Çünkü ne kadar değişeceğini bilmiyorum. Alüminyum sülfat kaç molardı? 3 molar. Kaç tane iyon veriyor? 3 tane buradan veriyor. 2 tane buradan veriyor. Yani 5 veriyor. O zaman buranın çarpımında ne oldu? 15 oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 0,6 çarpım 0,6 etki yapıyorsa, o zaman buradaki 15 çarpımda tabii ki ne yapacaktır? 15 etki yapacaktır. O zaman 100 artı 0,6 B olacakken, yani alüminyum sülfatınki de 100 artı 15 B olacak yeni kaynama noktası. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Buraya kadar Evet hocam. sorun var mı? Yok hocam. Tamam, çok çıkar çünkü böyle sorular. Tamam mı? Şimdi bir de şöyle grafik sorusu var. Mantık yine aynı. Şimdi potasyum bromür için bize gerçek bir değer vermiş. Ve A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Y'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ne yapacağız? İşte formül bulacağız. Yukarıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor, dikkat edersen. Şimdi ben yine aynı şekilde formülü yazıyorum. Formül neydi? Ya her defasında söylüyorum ki hani kafamızda da kalsın, derste de biliyorsun aynısını yapıyorum. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Şuradan bana yazı yazma alanı çıksın. Şimdi bizim formülümüz neydi? Delta TK eşittir KK çarpı molal çarpı iyon sayısıydı, değil mi? Şimdi dikkat edersen KBR'nin belli. Yani diyor ki KBR attığında 4B kadar yükseliyormuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunların yine KK'sı aynı olmaz mı? Olur. Çünkü aynı suyun içerisinde çözüyorsun. Dolayısıyla önce KBR için konuşalım. Tamam mı? Çünkü KBR'nin belli. KBR'nin delta T'si ne kadar? Bak 4B. O zaman buraya 4 yazıyorum. B'ye gerek yok. 4 eşittir. Tamam mı? Bu arada ne diyor? Derişimi ne KBR'nin? Ha bak, bütün maddelerin derişimleri aynı Özgür. Görebildin mi? A'nın, KBR'nin, Y'nin. Evet hocam, eşit derişim. Süper. O zaman burayı da eşitliyorum ben. Burada gitti. O zaman sadece iyon Evet. sayılarına bakacağım. Şimdi KBR'nin iyon sayısı kaç? 2. 2 kaç etki yapıyor? 4 etki yapıyor. Yani 2 katı. Şimdi A için konuşuyorum. A'nın delta TK'sı ne? 2B, değil mi? O zaman buraya ne yazıyorum? 2 yazıyorum. O zaman burası ne çıkmak zorunda? Yarısı çıkmak zorunda, değil mi? Değil mi? Burası yarısı, Evet hocam. değil mi? Yarısı çıkmak zorunda. 1. Yani bu A dediğimiz kişinin bir iyon vermesi gerekiyor. Bir iyon vermesi gerekiyor. O zaman mesela CS gibi bir şey olamaz.
Çünkü Cs iyonlarına ayrılıyor. Ca artı 2, S eksi 2 oluyor ya, 2 iyon veriyor. Peki kim bir iyon verir? Şeker demiştik hatırlarsan. Yani şeker moleküllerine ayrılmaz. O yüzden şekerin iyon sayısını biz hep 1 kabul ederiz. Yani karbonhidratların, dikkat edersen bak, birincisi şeker, ikincisi şeker, üçüncüsü gitti, bu olamaz. Dördüncüsü şeker, tamam. Şimdi devam ediyorum. Aynı şeyi Y için yapacağım. Y. Yükselme ne kadar? 8B. O zaman buraya 8 yazdım. Ne çıkmak zorunda? Yarısı çıkmak zorunda. Hani buradan anlamıştım ya yarısının çıkacağını. Dolayısıyla 8'in yarısı ne? 4. O zaman bu Y dediği şey de 4 tane iyon vermek zorunda. Bak, o zaman birinci öncül gitti çünkü Y burada 3 iyon veriyor. Birinci öncül gitti. Bu olabilir mi? Olabilir. Bak, 3 tane brom veriyor, 1 tane demir veriyor. Bu 4 iyonlu olabilir. Tik koyuyorum. Alüminyum klorür olabilir mi? Olabilir. Çünkü buradan da yine 4 iyon gelecek. Bu durumda tik koyuyorum. Yani hangileri gibi olabilirmiş? 2 ve 4 gibi olabilirmiş. Anladın mı hayatım? Evet hocam. Tamam. Sıkıntı olursa lütfen söyle. Aynı sınıftaymışız gibi. Durdur beni. Şey yapalım. Halledelim. Şimdi şunun sayısal sorularına geldim. Az önce anlattığım, hani formülde anlatmıştım ya. Sayısal sorularına geldim. 54'ü geçiyorum. Biz 55'te devam edelim istersen. Şimdi 500 gram suda, ha dedim ya sana, şimdi bizim zaten bu arada donmaya başlar sorusu. Dikkat edelim. Formülümüz neydi? Delta TD eşittir KD çarpı molal çarpı iyon sayısıydı bizim formülümüz. Şimdi az önce sana dedim ya, molaliteyi, kesinlikle molalite almak zorunda olduğun durumlar, bu onlardan bir tanesi. Eğer bir sayısal soru olarak sana milim, yani kaç derecede donmaya başlar diyorsa, tam bir hesaplama istiyorsa senden, o zaman burayı mutlaka molal almak zorundasın. Ama az önceki yaptığımız sorulardaki gibi böyle oranlama, hani bu kadar yükselirse, bu ne kadar yükselir gibi bir soru isterse, buradaki molaliteyi molal gibi de düşünebilirsin, tamam mı? Ama burada düşünemeyiz. Şimdi KD'yi zaten vermiş dikkat edersen. Ve 500 gram suda 0,2 mol kalsiyum klorür ve 0,4 mol glikoz çözülerek hazırlanmış bir çözelti. 1 atm basınçta kaç derecede donmaya başlar diyor. Şimdi bir 0,2 mol kalsiyum klorür ve 0,4 mol glikoz çözeceğiz. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla şu kalsiyum klorürün önce molalitesini bir bulalım. Kalsiyum klorürün molalitesi şuradan buluyorum. Molal eşittir neydi? N bölü kilogram çözücüydü hatırlarsan. Dolayısıyla burada molal eşittir kalsiyumun 0,2 bölü çözücü de 500'dü. Bunu kilogram yaparsan şöyle ne olur? 0,5 olur. Ne söylemiştik? Bir sayının 0,5'e bölümü aslında onun İki katını almak demekti. Dolayısıyla zaten 2 bölü 5, 4 bölü 10. Burası ne olur? 0, 4 olur. Bunun molaritesi. Dolayısıyla KD neydi? 1,86. 186 bölü 100 diyorum. Çarpı molalitesini buldum. 0,4 yani 4 bölü 10 diyorum. Ve kalsiyum klorür kaç tane iyon veriyor? 3 tane iyon veriyor. Önce bununkini buluyorum. Şimdi buradan 186 ile 4'ü bir çarpalım şu kenarda. 186 ile 4, 6 kere 4, 24. 32, 2 daha, 34, 4, 7. Hata yaparsam sen de söyle. Daha sonra bunu 3 ile çarpacağız. Şöyle 4 kere 3, 12. Şuranın işlemini yapmaya çalışıyorum. 4 kere 3, 12, 12, 13, 7 kere 3, 21. 22. Şöyle değil mi? Ve 1000 var. Şurası 1000. Dolayısıyla 1, 2, 3 dersem 2,232 şeyden dolayı düşecek. Kalsiyum klorürden dolayı. 2,
232 buldum. Şimdi burası kalsiyum klorürden dolayı. Doğru mu? Şimdi aynı şekilde bir de glikoz atacağım. Bu da tabii ki donma noktasını etkileyecek. Aynı şeyi onun için yapıyorum. KD 186 bölü 100 çarpı glikoz da 0,4'müş. Molalitesi ne olur? 0,4 bölü değil mi? N bölü kilogram çözücü dersem, 0,5 dersem burası da ne olur? 8 bölü 10. Şöyle çarpı glikoz kaç tane iyon verecek? Tabii ki bir tane iyon verecek şeker olduğu için. 186 ile bu kez de 8'i çarpalım. Şöyle 6 kere 8 48 4 elde. 8 kere 8 64 4 elde 68. 8 6 elde. 8 6 daha 14. İnşallah işlem hatası yapmamışımdır. Şurada da şöyle 1000 olduğuna göre burası da ne oldu? 1.488 oldu. Şimdi şeyden de glikozdan da 1.488'lik bir düşme yaşanacak. Ne yaptığımızı anladın mı? Evet hocam. Şimdi buna suyun içerisine hem kalsiyum klorür atıyorsun hem de glikoz atıyorsun. Şimdi ikisi de ayrı ayrı düşürecek. Anlatabildim mi? İkisini de tek tek düşürmesini buldum. Şimdi 2,232 ile 1.488'i toplayacağım. 8, 2 daha 10, 8, 3 daha 11, 1 elde 12, 4, 2 daha 6, 1 elde 7 ve burası ne oldu? 3.72. Yani Özgür, bu çözelti 0 derecede donacağına eksi 3.72'de donacak. Ha bunun 2,232'sini kalsiyum klorür aşağı çekerken 1.488'inin de kim aşağı çekecek? Glikoz aşağı çekecek. Anlatabildim mi? Evet hocam. Tamamdır. Hadi şu soruya bir bakalım. Diyor ki suda iyonlaşarak çözünen Ay2 katısının 100 gramını biz 1000 gram suda çözüyormuşuz. Tamam mı? Ve hazırlanan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı bak 100.78 derece olmuş ve bizden mol kütlesini soruyor. Şimdi Özgür, formülümüz neydi? Bu arada kaynama olduğu için bu kez de delta TK eşittir KK çarpı molal çarpı iyon sayısı diyorum. Tamam mı? Şimdi biz ne biliyoruz? Bir kere bu arkadaşın molalitesini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü molünü bilmiyoruz. Peki biz ne biliyoruz? Kaynama noktasındaki artışı biliyoruz. Değil mi? Çünkü 100'den 100.78'e çıkmış. 100'den 100.78'e çıkmış. O zaman buradaki fark ne? 0.78'lik bir değişim var. Buraya kadar 0.78 yani. Değil mi? Efendim? TK'mız 0.78 yani. Delta TK'mız aynen öyle. Evet. Değişmemiz harikasın. Şimdi o zaman delta TK yerine ben 0.78 yazıyorum. KK değerimiz zaten belli. 52 bölü 100 değil mi? Buraya da 0.52 yazıyorum. Molaliteyi bilmiyorum ama iyon sayısını biliyorum. Bak iki tane Y'den gelecek. Bir tane de ne gelecek? A'dan gelecek. Doğru mu? Dolayısıyla buraya ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Şimdi bu işlemin içinden çıkalım. Ya bence şurayı 78 bölü 100 yazalım. Şurayı 52 bölü 100 yazalım. Şurası molal kalsın. Şurası 3 kalsın. Şimdi şu yüzler zaten birbirini götürüyor. 78 de 8, 7 daha 15. Yani 3'ün katları olduğu için 3'e bölünüyor. 78'i şurada hemen 3'e bölersek kaç çıkar? 2, 6, 1, 18, 6 kere 3, 18. Şimdi şunu 3'e böldüm. Şurası ne oldu? 26 oldu. 26 da 52'nin yarısı. Dolayısıyla şöyle sadeleştirdim. Şurada 2 kaldı. O zaman işlem ne oldu? 1 eşittir 2 çarpı molal oldu. Bu arkadaşın molali Özgür 1 bölü 2 oldu. Yani 0,5 oldu. Tamam mıyız?
Şimdi molalite neydi? Şöyle biraz kalem değiştireyim, siyaha geçeyim. Molalite dediğimiz şey neydi? N bölü çözücü. Ama nasıl çözücü? Kilogram çözücü. Dolayısıyla molalitesi ne? 0,5. O zaman ben buradan molünü bulabilirim. Çünkü 100 gram suda çözülüyor diyor. Yani çözücü belli ama bunu 1, 2, 3 diyerek neye çevirmem gerekiyor? Kilograma çevirmem gerekiyor. Dolayısıyla buraya ne yazdım? 1 kilogram yazarsam aslında maddenin molü 0,5 mol. Peki Özgür, 0,5 molü kaç gram bu arkadaşın? 100 gram. Doğru mu? O zaman diyorum evet, ki 0,5 molü 100 gram ise 1 molü kaç gram dersem demek ki bu arkadaşın MA'sı ne oldu ki benden mol kütlesini soruyor dikkat edersen. Mol kütlesini ne yapmış olduk? 200 olarak bulmuş olduk. Hocam denemedeki yanlışımı buldum. Neymiş merak ettim. N bölü kilogram çözücü ben gram çözücü olarak almışım. Allah Allah katliam yapmışsın molalitede. Molalite diyorsa hayatım kesinlikle kilogram almak zorundasın. Anlaştık mı? Evet hocam oraya kadar gelip orada bulamayıp cevabı geçmişim soruyu sonra. Hadi ya neyse çok da bir eksik yedik yok o zaman bir tek kilogramdan kaçırmışız. Neyse en azından ders tekrar olur. Şimdi kaynama noktasıyla donma noktası tamam mıyız? Bunların zaten mantıkları aynı. Sayısal sorularının da mantıkları aynı. Bir tek formülde yerine koyuyorsun. Eğer oran orantı soruları olursa az önce yaptığımız gibi etki, tepki. Ondan sonra bu kadar etki, bu kadar tepki yapıyorsa bu kadar etki ne kadar tepki yapar gibi grafik soruların işin içinden çıkarsın diye düşünüyorum. Şimdi bir de buhar basıncımız vardı. Şimdi buhar basıncı dediğimiz şey neydi? Kapalı bir sistemde bir sıvının buharının yaptığı basınçtı hatırlarsan ve biz buna denge buhar basıncı demiştik değil mi? Denge buhar basıncı ne zaman kuruluyordu? Şimdi bir kapalı kaptaki buharlaşmayı zaten engelleyemiyorduk hatırlıyorsan. Dolayısıyla bu turuncular bak ne oluyor? Turuncular bu şekilde buharlaşıyorlar ve bir yere çarpıp ne yapıyorlar? Aşağı doğru da yoğunlaşıyorlar. Ve ne söylemiştik? Yukarı doğru çıkıp buharlaşan maddeler ile aşağı doğru inip yoğunlaşan molekül sayısı eşitlendiğinde ne kuruluyordu? Denge buhar basıncı kuruluyordu ve sistem nereye geliyordu? Dengeye geliyordu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu buhar basıncı var ya, buradaki kurulan buhar basıncı Özgür 3 şeyle alakalı. Tamam mı? Bu 3 şeyden en önemlisi sıcaklık. Tamam. Neden? Ya bu zaten bunun altını şöyle açtığını düşün. Isınmayacak mı? Isındıkça buradaki buharlaşma artmayacak mı? Dolayısıyla buhar basıncı da ne olacaktır? Tabii ki artacaktır. Ha onun dışında yine buradaki buharın yaptığı basınç sıvının cinsiyle de alakalı. Neden? Ya sen buraya su koyarsan, kapalı kaba su koyarsan, suyun kaynama noktası 100 derece olduğu için işte belli bir buhar basıncı olacaktır. Ama kapalı kaba atıyorum etil alkol koyarsan kaynama noktası daha değişik olduğu için daha değişik bir buhar basıncı olacaktır. Hatta onu da konuşalım. Şimdi diyelim sen su koydun, buraya da alkol koydun. Suyun kaynama noktası 100 derece. Alkolün kaynama noktası etil alkol kabul edersek 78 derece şöyle koydun diyelim tamam mı? Şimdi biz ne söylemiştik? Aynı sıcaklıkta kaynama noktası yüksek olan sıvının buhar basıncı ne oluyordu? Düşük oluyordu. Neden? Ya kaynama noktası yüksekse bunun uçuculuğu nedir? Azdır. Değil mi? Asetonu hatırla. Aseton ne oluyordu? Kapağını kapatmazsak uçup gidiyordu. Çünkü kaynama noktası çok düşüktü. Bu şekilde söylemiştik derste. Dolayısıyla kaynama noktası yüksek olan adam bak az buharlaşacak. Kaynama noktası düşük olan ne olacak? Çok daha fazla buharlaşacak. Dolayısıyla şuradaki buhar basıncı buradaki buhar basıncından ne olacak? Fazla olacak. Mesela TYT'de çok gelir böyle sorular. Sana aynı sıcaklıkta
suyla etil alkolün buhar basıncını kıyaslat derse ne diyeceksin? Tabii ki alkol büyür, su diyeceksin. Anlaştık mı? Bir de buradaki buharın basıncı safsızlıkla da alakalı. Aslında safsızlık dediğimiz şey az önce anlattığım kaynama noktası oluyor. Çünkü evet, çünkü kaynama noktasını değiştiriyorsun, değil mi? Mesela aynen hocam. Suyun içerisinde işte tuz attın. Bu durumda kaynama noktasını yükseltiyorsun. Kaynama noktası yükselince de buhar basıncı ne oluyor? Düşüyor. Demek ki sıvının buhar basıncı 3 şeyle alakalı. Sıcaklık, sıvının cinsi ve safsızlık. Tamam mıyız? Şimdi sıcaklığı anlatmış zaten. Hani biz de anlattık. O yüzden buralarda çok oyalanmak istemiyorum. Sıvının cinsini anlatmış zaten. Az önce biz de söyledik. Moleküller arası işte çekim kuvvetiyle alakalı. Kaynama noktasıyla buhar basıncının ters orantılı olduğunu söyledik. Yine kaynama noktasıyla da uçuculuğun ters orantılı olduğunu söyledik. Safsızlıktan da zaten bahsettik. Burada da söyledik dikkat edersen. Dolayısıyla mesela burası etil alkol, burası saf su, burası doymamış tuzlu su. Etil alkolün kaynama noktası bak 78 derece. Saf suyunki 100 derece. Mesela herhangi bir tuzlu suyunki de ne oldu? 100 artı A derece oldu. Bunları da söyledik zaten. Şimdi önemli olan kısım şu çünkü buralara geleceğim. Bizim burada iki tane formülümüz vardı hatırlarsan. Kullandığımız iki tane formül vardı. Böyle dört oldu ama iki tane formülümüz vardı. Şöyle söylemiştik. Buhar basıncı sorularında eğer sıvının içerisinde katı çözüyorsan, mesela işte sıvının içerisinde tuz çözüp sana yeni çözeltinin buhar basıncını isteyebilir. Defterimize de böyle yazmıştık hatırlıyorsan. Mesela katı sıvı. Çözeltilerde buhar basıncı hesaplaması yaparken şöyle yapacaksın. Unutma, P çözelti, yani çözeltinin buhar basıncı eşittir P sıfır çözücü, çözücü dikkatli ol, çarpı X çözücü demiştik. Buradaki X neydi hatırlıyor musun? X neydi? Yok hocam, aklıma gelmedi şimdi. Mol kesre hayatım. Mol kesre. Sınıfta da söylemiştik. Demiştik ki bir karışımdaki maddenin kendi molünün toplam mole oranıydı. Hatırlıyorsun. Hatta biz de kilo kesre örneği yapmıştık. Hatırlıyor musun? Hatırladın mı? Evet hocam, mol kesrini hatırladım şimdi aynı. Tamam mı? Peki. O zamanlar tabii benim mol kesrim neydi? 64 bölü işte 500 falan demiştik. Şimdi kilo verdim. Bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi mol kesrimi düşürdüm yani Özgür. Şimdi buna da ne diyorum? Diyorum ki N kendi dersem herhalde aklımda kalır. N kendi bölü N toplam, yani kendi molü bölü toplam mol. Şimdi bu formülü ne zaman kullanacakmışız? Sıvının içerisinde bir katı çözersen. Ancak sıvının içerisinde sıvı çözülen sorular da var. Şimdi ikisinden de var, yapacağım o yüzden. Sıvının içerisinde sıvı çözülürse de bu durumda kullanacağımız formül şu olacak. P çözelti eşittir. Mesela A sıvısının içerisinde diyelim B sıvısı çözüyorsun. Burada da P çözelti eşittir. Aynı şey PA0 çarpı XA artı PB0 çarpı XB dersin. Sıvı sıvılarda da bunu kullanacağız. Tamam mıyız? Şimdi sorularımıza bir bakalım. Hocam eski bir kaynakta mol yüzdesi diye bir şey görmüştüm ben. Ya aslında zaten mol... Bizle alakası var mı? Mol yüzdesi de Özgür'üm. Zaten mol kesir demek hayatım. Aynı şey. Aynı şey mi? Tabii. Şu. Kendi bölü toplam mol. Bu zaten bu mol yüzdesidir ya. Mesela ne dersin? 5 karışımın işte 3'ü oksijense atıyorum. 100'ün kaçı oksijen? Yani mol yüzdesi demesin ama, yani mümkünse hani tamam aynı kapıya çıkıyor ama biz burada asla yüzde alıp yazmıyoruz.
Yani asla Tamam. yüzdeyi almıyoruz amana. Mol kesri demek yüzde almak değildir. Sadece kendi molünün toplam mole oranıdır. Ama yüzdeyle bağlantılı mıdır? Evet, ama yüzde yazmasın mümkünse. Tamam Orada mı? da zaten yüzle çarpmıştı. Ha, o biraz kulak tırmalıyor olabilir çünkü. Şimdi gel hadi şuna bir bakalım. T derecede 90 gram şeker ve 54 gram suyla hazırlanan bir çözeltinin aynı şartlarda buhar basıncını bulun diyor. Şimdi hangi formüldeyiz? Yani iki tane formülden bahsettik. Bir ve iki tane formülden bahsettik. Ne dedik? Katı sıvılarda Olanı evet, kullanacağız hocam. evet, evet bunu kullanacağız. Çünkü suyun içerisinde katı çözüyoruz. Yani şeker çözüyoruz. Dolayısıyla hemen formülümü yazıyorum. P çözelti eşittir. P çözücü çarpı x çözücü. Zaten dikkat edersen bize çözücünün o sıcaklıktaki buhar basıncını vermek zorunda çünkü bilmem mümkün değil. Tamam mı? Şimdi burada önce maddeleri tek tek mole çevireceğim çünkü şurada mol kesrini bulacağım. Dolayısıyla 90 gram burada 180 çıkıyordu herhalde ya şunun eması, değil mi? 1 molü 180 gramsa 90 gram 0,5 mol şeker. 54 gram su da 1 molü 18 gramsa 54 gram da 3 katı oluyor. Şurası da 3 mol. Tamam mıyız? Ve hemen getiriyorum formülde yerine koyuyorum. P çözelti eşittir. Çözücü 350'ymiş. Buraya 350 yazdım. Çarpı x çözücü neydi? Çözücünün kendi molü bölü toplam mol. Çözücünün kendi molü kaç? Çözücü kim? Su. O zaman buraya 3 yazıyorum. Buraya da ne yazıyorum? 3 artı 0,5'ten dolayı 3,5 yazıyorum. Oldu mu? Şimdi şurayı genişletelim istersen. Hani sadeleştirme yapayım. Şurasını 30 yapalım. Burası 35 olarak kalsın. Oldu mu? Ben böyle Tamam. yapıyorum. 6 bölü 7 oluyor. Yani evet şöyle şurayı da sileyim. Tekrar 3 yazayım. Kaç oldu dedim? 6 bölü 7 oluyor. Öyle mi? Şunları sadeleştirdin herhalde. Yok, Şurası. ben direkt kesri sadeleştirdim Ha, kendi direkt için. kesri anladım. Ben de şundan gideyim dedim. Bu durumda P çözeltimiz ne oldu? 300 milim civa oldu. Şimdi bir şey yapalım. Doğrulayalım bakalım. Gerçekten mantıklı bir sonuç çıktı mı? Özgür, normalde bak suyun buhar basıncı 350 idi. Ben buna şeker eklediğimde bu adamın kaynama noktası ne oldu güzelim? Arttı. Kaynama noktası artınca buhar basıncının zaten düşmesi bekleniyordu, değil mi? Düştü hocam. Ha, düştü. Yani zaten şıklarda 350 ve üstünü direkt elemen gerekiyor aslında. Yani 350'den fazla çıksa zaten bir yerde hata yapmış olacaktık. Anlatabildim mi? Tamamdır hocam, anladım. Tamamdır. Şimdi burada şunu söyleyeceğim, çok önemli. Eğer çözünen iyonik bir katı ise, Canikom bu arada dersin bitimini sen söyle, ben kaptırıp gidiyorum. Kaçta bitireceğim? Hocam 6 dakika geçti galiba dersin bitiminden. Bitti mi? Evet, 2.50'de başladık. Şu an 3. Oo ya bak ben kendimi biliyorum çünkü ben kaptırıp gidiyorum. Şimdi şeyle de dersim var. Başka da dersim var. Caniko, sıkıntı var mı buraya kadar? Yok hocam, tamam, ben yanlışımı da bulunca kafam geldi İyi. yani. Birazcık da perçinlemiş olduk en azından, değil mi? Aynen hocam. Tamam, tamam canım. Formülleri falan hatırlamıyorum. O zaman hemen bir fotoğrafını çekiyorum. Gülümse lütfen. Tamamdır. Hadi öptüm seni. Görüşürüz. Günler hocam, iyi dersler. Al canım.